Evet, bugün çok merak edilen bir şeyi yanıtlayacağız. Ne yapacağız? Bugün yurt dışına çıkıyoruz Türkiye'den. Ne yapacağız? Bütün prosedürü göreceğiz. Herkese nasıl oluyor? Şimdi fiyatları söyleyeyim ben size. Ne kadar ödedik? 111 euro tapayı tek ödedik. 45 euro transit block için ödedik. 15 euro Coast Guard'ın işte sizin ülkeye girişiniz için aldığı para. Ayrıyeten 5 euro da alacaklar, yani onu da katıyorum. 5 euro da ülkeden çıkış parası vereceğiz. 70 euro da biz ajantaya para vermiş bulunduk. Evet, bugün çok merak edilen bir şeyi yanıtlayacağız. Ne yapacağız? Bugün yurt dışına çıkıyoruz Türkiye'den. Çıkarken arkamızda Netsel, şimdi Netsel'i arkamıza bıraktık. Ne yapacağız? Yurt dışına çıkacağız. Bu arada aramızda Türk vatandaşlar, yabancı vatandaşlar var, Avrupa Birliği vatandaşı da var. Onun için ne yapacağız? Bütün prosedürü göreceğiz. Herkese nasıl oluyor? Gördüğünüz gibi şurası iskelemiz. İskelede hatta Rubicon teknesi Hakan abi yanaşıyor. Biz de şimdi oraya yanaşacağız. Ondan sonra çıkacağız. Bakalım, hadi gidelim oraya yanaşalım. Şimdi buraya yanaşacağız, şu iskeleye. Orası gümrüksüz sağ. Bu arada teknenizde hani yurt dışına çıkmayacak arkadaşlarınız olabilir ama onların olmaması gerekiyor. Sadece siz ve yani kaptan olan kişi ve öbür kim çıkıyorsa yurt dışına onlar olacak. Bu arada biz bu işlemi bir arkadaş sayesinde yapıyoruz. Şey, gümrük işte müşaviri, öyle diyeyim. O bizim işlemlerimizi yapacak ve ben fiyatların hepsini tek tek açıklayacağım. Ne kadar olduğunu, yani hani İşte bana özel fiyat, ona özel falan, öyle bir şey yapmayacağım. Herkesin ne ödediğini, nasıl olduğunu göstereceğiz bakalım. Bakalım, hadi gidelim, biz çıkalım şimdi. Geri gelince anlatacağım her şeyi tek tek, ne kadarmış. Şimdi dosyamızı aldık, halatlarımızı çözdük, yola başladık deniz kaptanımla beraber. Şimdi gidiyoruz Yunanistan'a doğru, Simi'ye gidiyoruz. Hedefimiz Simi'ye gitmek. Şimdi şeyi anlatayım, prosedür nasıl gelişti. Biz gittik oraya, bağlandık. Bağlandıktan sonra işte ajantamız sağ olsun orada bekliyordu bizi zaten. Geldi, evraklarımızı aldı. Hep beraber sizin de inmenizi istiyorlar. Teknede kimler yurt dışına çıkıyorsa bütün herkesin tek tek gümrüğe, bildiğiniz yani havaalanı kapısından geçer gibi gümrük kapısından geçiyorsunuz polis kontrolünden. Pasaportunuza ve şeyler işleniyor. Mühürler vuruluyor şurada, hemen göstereyim. Bütün pasaportlar falan, hepsi şu an hazır belgeler duruyor. Ayrıyeten bizim hiç transit lokumuz yoktu. Size bir transit lok şey yapıyorlar, hemen veriyorlar orada. Bunun bedeli 250 lira. Onu da belirteyim. Ajenta parası 1000 lira, ne etti? 1250 lira. Ayrıyeten oraya bağlanmak için teknenizin büyüklüğüne göre de bir ücret ödüyorsunuz. Biz toplamda her şey dahil 1500 liraya 4 kişi çıkış yapmış bulunduk. Ayrıyeten adam başı, eğer Türk vatandaşıysanız veya biliyorsunuz yurt dışına çıkış pulu ödemeniz gerekiyor, harç pulu. Ama bizim teknemizde şu an 3 tane yabancı uyruklu şahsiyet bulunuyor. Bir tane de Türk vatandaşı var, onun için ona bir 150 lira verdik. Neyse, dediğim gibi bizim her şeyimiz toplamda 1500 liraya mal oldu. Ama bakalım Simi'ye girişimiz kaça mal olacak, ben onu asıl merak ediyorum. Çünkü niye? Eurozone'a giriyoruz. Euro, tabi biraz Euro. Göreceğiz bakalım ne olacak. Ama şimdilik gayet sorunsuz bir şekilde, hani toplam girdiğimiz çıktığımız 1 saat sürdü. Evet. 1 saatin sonunda da biz halatlarımızı çözdük, gayet güzel bir şekilde çıktık. Yalnız bir önerim var, bir önerim size. Gittiğiniz zaman usturmaçalarınızı Marmaris'te özellikle iyi hesaplayın. Çünkü şu an şey yapamayacağım, teknenin yanında kaldı ama teknenin yan tarafı bordası. Ben onu hemen bir şey yaparız, koyarız şeyini. Durduğumuzda sağdan soldan çekeriz. Teknenin yan tarafı böyle bayağı kocaman, orada büyük böyle kamyon lastikleri var. Onları bordalıyorsunuz. Usturmaçayı üstüne iyi denk getirmezseniz, ki biraz da dalga vardı böyle bam 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 vura vura.
teknenin yanı vurdu ve siyah oldu bordası. Yani tatsız tabii. Siz teknenizi gıcır gıcır yaptırıyorsunuz. Orası tertemiz oluyor. Ondan sonra oraya bağlandınız diye. Hoş, oraya bir beyaz lastik gibi bir şey de, bir beyaz duba koyabilirlerdi. Yani büyüğünden öyle bir şey kesin vardı kamyon lastiği yerine. Neyse, böyle bir şey, sıkıntı yaşadık. Yaşadığımız tek şey oydu. Onun dışında gayet sorunsuz bir şekilde çıkışımızı yaptık. Şu an rotamız Simi'ye gitmek. Simi'yle de yine Argentale ile çalışmanız gerekiyor. Öyle dediler. Neyse, Argentale ile çalışacağız. Arkadaş bize dedi ki saat 5'ten önce gelirseniz daha iyi olur. Çünkü saat 6'dan sonra işte tur tekneleri, günübirlikçi tur tekneleri geri dönüyormuş. O tekneler gelmeden önce biz oraya varmaya çalışacağız. Vardıktan sonra bakalım, işlemleri orada göreceğiz. Büyük ihtimalle bugün yine giriş işlemlerini orada yapacağız ama yapamazsak herhalde yarın yapacağız diye düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. İlk kez ben de gidiyorum. Sizlerle beraber biz de zaten tecrübe edeceğiz. Ben ucuz olmasını umut ediyorum. Başka umut ettiğimiz bir şey yok. Bir de tabii gittiğimizde orada yer bulmak. Çünkü yer zor oluyormuş. 60 kişilik falan bir kapasitesi varmış. Bu arada tonoz veriyorlarmış. O da güzel bir şey. Bakalım, göreceğiz şimdi. Gidelim Simi'ye doğru. Şu an 15 knotlarda bir rüzgar var. Biraz kafadan alıyoruz ama şu burnu döndükten sonra güzel bir seyir bizi bekliyor diye düşünüyorum. O zaman yelkenlerimizi açacağız. Fışır fışır gitmeyi düşünüyoruz. Ne kadar erken gidersek o kadar kar edeceğiz tabii, işte dediğim gibi. İkinci bir opsiyonumuz, yani oraya gidip Alarga'da kalmak da olabilir. Ya da işte Türkiye'de Alarga'da kalınabilir. Hani karaya çıkmadan. Bu şekilde de yapabiliriz. Ama benim yine tercihim şu akşam Simi'ye direkt bağlanmak, yani öyle diyeyim. O zaman şimdilik hayırlı seyirler diyelim ve Simi'ye doğru gidelim. Arkadaşlar, şimdiki bilgilendirmeyi artık ben yapacağım. Yunan sularına girdik. Can kaptanımızın bayrağı, teknesi Türk bayraklı olduğu için şu anda Yunan sularına girdiğimizden dolayı Yunan bayrağımızı direğimize çekeceğiz. Hatta hemen arkamızda Rubicon teknesi var Hakan kaptanımızın. O da şu anda bayrağını çekiyor. Çünkü onun da teknesi Türk bayraklı. Şöyle çektik. Sanırım yeterli bu kadar yükseklik. Bağlıyoruz. Aynı zamanda yan tarafta da 3 tane bayrağımız var. Sebebini sorarsanız Kanada bayrağı, Alman bayrağı ve Türk bayrağı. Bugün teknede böyle bayağı bir Karadeniz fıkrası gibiyiz. Bir Kanadalı, bir Türk, bir de Alman, hatta pardon, 2 Kanadalı, Kanada pasaportu, bir Alman pasaportu, bir tane de Türk pasaportu var. Ben Türk, Can kaptanım Kanada pasaportu ile girdi. Deniz kaptanım da Kanada. Almancı. Almancı. O yüzden de hepimizin bayrağını astık. Artık kısmet, başımıza neler gelecek göreceğiz. Evet, şimdi Simi'ye geldik. Bu arada işte saat akşam 6.30 falan şu an. Bizim çıkış işlemlerimiz tabii biraz uzun sürdüğü için biz yetişemedik. Yani bana demişti ki arkadaşlar saat 5-6 gibi burada olun en geç. Ama yetişemedik. Saat 7 oldu artık şu an. Ben Kostas diye bir arkadaşla beraber çalıştım işte bu şeyde. Yani beraber çalıştık, öyle diyeyim daha doğrusu. Neyse, ben ona sordum. Dedi ki ya sıkıntı yok, sen gel dedi. Biz bakarız, hallederiz bir şekilde. Şimdi gideceğiz. Umarım limanda yer vardır. Yoksa artık çapa mı atacağız bilmiyorum. Ama sağ olsun Emre kaptan ve Şimal kaptan bana dediler ki, onlar şu an orada, Şimal teknesi. Bana dediler ki Can kaptanın gelirken yanında böyle bir 30-40 metrelik bir halat hazır bulundur. Çünkü orada tonoza halat veriyormuşsunuz. Onunla beraber geliyormuşsunuz. Bir de hep büyük motor yatlar için falanmış. Öyle dediler. Onun için biraz tonoz uzakmış. Onun için yani böyle 40 metrelik falan bir halat lazımmış işte. Şimdi o halatı çıkartacağım. Hazır edeceğiz ki gittiğimiz zaman sorun yaşamayalım. Geldik Simi'ye. Muhteşem bir gün batımı eşliğinde şöyle göstereyim. Tabii bana fokusladığı için pek şey olmuyor ama çok güzel bir gün batımı var cidden. Ama size ben şimdi limanın girişinde göstermek istiyorum. Çünkü liman girişleri bilmediğiniz limanlarda özellikle çok işinize yarar. Şöyle ben limanı göstereyim. Ben de ilk kez giriyorum bu arada. Şimdi bana Kostas dedi ki saat kulesinin oraya gel dedi, oradan bakacağız dedi. Sağ olsun bize yardımcı olacak. İçeriye doğru, içeride tonozlar var dediğimiz gibi. Halatımızı biz hazırladık şurada. Şöyle 35-40 metre kadar bir halat hazırladık. Onunla beraber tonoza bağlanmayı bekliyoruz. Bakalım.
Ben ayrıyeten haritayı da koyacağım buraya. Bakalım nasıl şey, buranın derinlikleri. Şimdi gidip bağlanalım. Hadi görelim bakalım nasıl olacak bağlanmamız. Umarım sorunsuz bir şekilde giriş yapacağız. Saat şu an 7:13 geçiyor. Hadi bağlanmamız işte 7:30 desek bakalım nasıl olacak. Bu arada genelde herkes de çok bekliyormuş palamarları falan. Ben beklememe umudundayım. Bakalım Kostas'ın yardımcı olmasını umut ediyorum. Saat 7:23 bağlandık buraya. Gayet güzel. Kostas sağ olsun geldi, bize yardım etti. Diyorlardı ki yani hani saat geceleyin bağlamasınız ama geldik sağ olsun sorunsuz bir şekilde. Buraya bağlandık. Şurası zaten gümrük belli herhalde, hani teller meller var. Bu şekilde bir şeyler yapacağız bakalım. Şimdi göreceğiz. Hoş geldik şey. Thank you. Welcome. How are you? Good. You? Very good. Thank you very much. So what do we do now? I have a small YouTube channel, you know, like, so like I'm... Oh, really? Yes. So I will see me in YouTube? Yes. What is the name of the channel? My name. Of the channel? Yeah, my name is the name of the channel. Yeah. Saat 7:30 şimdi geldik, bakalım soralım neler gelecek. Ben onları yine subtitle şeklinde yazarım. So what do we need now? I need your insurance. Insurance. The rates of the boat. Yeah. And the passport. Passport. Cool. Yes. I sent you, right? Before? On WhatsApp. All of these. Yes, I need the also. Yeah, I'll give you all. That's cool. How about for my friend? Like, should he come on me or what? Sorry? My friend, that boat is with me. Rubicon? Should we tell him to come here? Yes, if you want, you can take him here, yes. Yeah, that's the insurance. I need you only for 5 minutes. Yeah, yeah. To the clock tower, to the... Everyone or just me? Everyone. So let's go. But let's put the guy here as well. Yeah. Yes. So okay, he's coming. Thank you very much. Like you making us check in at 7:30. Yeah. Because like the guy we spoke with in Turkey, he asked us like who's gonna be make you check you in. I said like Kostas. He's like okay. Then like you won't have any problem. Because like my friend, this guy, German guy, he's gonna live in Rhodos after 2 days. Okay. So like if you, I don't know, what do we need to do for it? You need another agent to do it. You empty crew list. Yeah. Or I can print from now one list without his name inside. Yeah. So when you arrive in Rhodos. So when you finish the immigration department, you go to the port police. Okay. And you say that I'm coming from Simi with 4 persons, but this is my new list. Yeah. I'm leaving to Turkey with 3 persons or 2 persons. Şimdi Hakan abi biz yanımıza board alacağız. Çünkü burası minik bir yer olduğu için hani şey olmasın. Biz de yer kaplamıyorum. Hatta birinin botu burada duruyordu. Adamı çıkarttık dışarıya. Neyse sağ olsunlar çıktılar, yardım ettiler. Hakan abiyi de bize bağlayıp hep beraber ülkeye check-in yapacağız. Ondan sonra Rodos'tayız diye düşünüyorum. Hatta bak karşıda... Simideyiz. Hatta karşıda yerler var. Ben buradan görüyorum şu an. Umarım gireriz. Zamanında geldik. Bize de diyorlardı ki saat 5'ten sonra, 6'dan sonra ülkeye check-in yapamazsınız. Arkadaşlar bu da bir şehir efsanesiymiş. Gayet güzel yapabiliyormuşsunuz. Saat şu an 7:30. Rüzgar duruyor. O da çok tatlı. Şu an burada olmaması. Yanaşırken falan tanımadığınız limanda yani rüzgar olması tatsız oluyor. Ki özellikle ben bordolamayı hiç sevmiyorum bu arada, onu da belirteyim. En güzeli kıştan kara gelmek. Baştan kara bile sıkıntı oluyor, önünü görmediğin için. Ama kıştan geldiğin zaman her şeyi görüyorsun. Çok güzel, güzel. Yalnız Hakan kaptanım gayet profesyonel can yeleğiyle geldi. Ha? Tamam.
tane daha ver abi falan. Şey, çarpıyı da bağlı ama. Tamam, ver bir tane abi. Geleyim mi sana yardıma? Ya gel şunu alalım. Boş kal ya, boşuna kal abi. Tamam, tamam. Şey yok. Ver bana. Dediğim olay şu, görüyorsunuz. Nasıl ama simsiyah olmuş bütün şey. Bu Marmaris'te check-out yaparken oldu. Onun için yani siz olun. Usturma çadırınızı iyi ayarlayın. Lastiklerin üstüne denk getirin. Hadi şey... Evet, şimdi günaydın. Simi'den günaydın. Tuba Captain'la beraber geldik buraya. Şimdi normalde biz yemek yiyorduk şurada, kahvaltı ediyorduk. Ama dediler ki işte çıkmanız lazım falan. Şöyle göstereyim. Şu arkası Port Polis'in olduğu yer. Oradayken dediler ki işte çıkmanız lazım, hadi çıkın mıkın falan filan, bizi yani çıkarttılar. Ki başka ben bir polisle yemeğe kahvaltıya gitmeden önce konuşmuştum. Dedim ki böyle böyle hani biz burada kalabilir miyiz falan dedi, sıkıntı yok kalın dedi, yani zaten feribot da gelmeyecek falan dedi. Sonra bir tane başka böyle bir polis geldi, çıkın hemen falan filan diye böyle bayağı bir kızdı bize falan. Ben demedim size çıkacaksınız buradan falan. Şimdi geldik buraya, girmek istiyoruz ama bakalım ne olacak. Şimdi burada böyle tonozlar var. Bakalım tonozcu dayı bizi bağlayacak mı? Nasıl olacak? Demin şuradaki bir tane katamaran giriyordu. Ona da bayağı bağırış çağırış böyle şey. Abiler biraz sinirli. Ben anlamadım niye bu kadar hani sinir şey yapıyorlar. Relax olmaları lazım yani. Şeyimiz yok yani. Tatilde herkes burada. Ya yani onların da onu anlayış göstermesi lazım bence. Anlamadım. Saçma. Bu arada şöyle. Öbür tekrar. Hakan abi de çapasını topluyor ileride. Ona da şey yaptılar. Çıkın çıkın dediler. Bu arada denizin içinde cidden böyle sıkıntılı, demir üstünden geçiyorduk. Hani bakmamıştık o kadar da. Tonozlar var. Sıkıntılı. Her yer tonoz dolu. Yani pervanesi de donanabilir dikkat etmezseniz. Bu tekne de çıkıyor. Yani hani bayağıdır bekliyoruz biz burada. Ben anlamadım. Çok yavaşlar yani. Hani şey, kendi tonozunuzu vermeniz gerekiyor. Ondan dolayı büyük ihtimalle bayağı yavaş sistem. Amcalar bayağı sinirli bu arada. Evet, biz karar değiştirdik. Evet, 2 saattir bekleme şeyindeyiz yani. Fikrimizi değiştirdik. Pedi'ye gideceğiz. Pedi'de kalacağız. Yani önemli değil. Zaten ne olacak? Minibüsle o taksiyle gider geliriz buraya. Buradaki abiler cidden, çünkü yani bilmiyorum niye böyle yapıyorlar. Çok saçma. 2 saattir bekliyoruz yani burada. En azından değişik bir sahille görmüş oluruz. En azından oranın denizi de güzel, denize de gireriz. Hakan kaptanı, Pedi'ye gitmeye karar verdik. Burada 2 saat bu dayıların yüzünü çekmeye gerek yok. Tamam, Pedi'ye gidiyoruz. Kararımızı verdik, biz Pedi'ye gidiyoruz. Adios Simi. Şimdi Kostas'ı arayacağım. Kostas hani kaçtığımızı falan düşünmesin. Hani parayı ödemeden etmeden. Çünkü sağ olsun çekim işlemlerimizi o yaptı. Çok da yardımcı oldu. Sağ olsun. Ben şimdi arayacağım, diyeceğim ki biz Pedi'ye gidiyoruz. Oradan da geri geleceğiz ama yani akşama geliriz biz yemeğe falan. Yes, hello. Hello. So like we've been waiting for like I don't know 20 minutes, 30 minutes. The guy was screaming us and stuff. So we are going to pay. We'll come back in the night to pay you. No problem. No okay. Problem. No problem. Okay. Thank you. Thank you very much. So how much do we owe? Kapattı. Tamam dedi ya. Adam rahat ya. Böyle bir rahatlık olamaz. Evet, şimdi nerede izlerseniz Can Kaptanım, Pedi bir için oraya geliyoruz. Şurada da çok güzel böyle minik bir yer var bu arada. Hani belli çok turkuaz bir suyu var. Çok tatlı bir yer şurada. Bu arada Pedi de bayağı korunaklı bir koy. Şimdi ben girişinden itibaren çekeyim istedim size ki hani siz de bilin. Yani Simi'nin içinde kalmak yerine Pedi daha mantıklı olabilir. Daha tatlı bir koy. Alargada da kalmak için çok müsait yer var. Korunaklı bir koy. Şöyle içeriden giriyorsunuz, bayağı bir vadi gibi gidiyor. O vadinin içine şimdi geldiğimizde ben orayı göstereceğim size. Limanı yine bilmek iyi olur tabii. Görmediğiniz, bilmediğiniz bir limanı önceden izlemek. Şimdi bakalım biz girelim. Orada bir tane marina gibi bir şey var. İki tane de restoran varmış. Ya marina dedim zaten. Bir tane minik bir iskele olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Girince göreceğiz. Orada bağlanmayı düşünüyoruz. Hadi bakalım. Largada da bir sürü tekne var. O da bence güzel bir opsiyon. Ama biz şu yan taraftaki girerken sancak tarafınızda kalan ki marinaya yanaşacağız. Yani bir iskelet ya da marinet diyelim. Oraya geçenlerde bir arkadaşım söyledi 30 euroymuş geceliği. Bu arada Simi'deki limanda kalan arkadaşlarım da bana söyledi 35 euro geceliği, yani 45 feet bir tekne için. Burada da yani hoş, buradaki arkadaşım da 40 feetti. Belki bize 45 feet olduğumuz için bizden
35 euro isteyebilirler, bilmiyorum, girince göreceğiz. Şu an çok tatlı duruyor ama istiyorsanız yani, eğer burada takılacaksınız, bizim amacımız yine Simi'ye geri gitmek. Oraları gezemedik çünkü dün akşam biraz geç bağlanmıştık. Onun için biz marinaya koymak istiyoruz. Alarga'da bırakmak istemiyoruz botu, şey, teknemizi. Ama Alarga'da kalmak yani gayet güzel bir opsiyon olabilir burada bu arada. Çünkü bir sürü tekne var Alarga'da, belli ve korunaklı bir koy dediğim gibi. Şimdi bakalım, şurada da bir tane bu arada kıştan kara durmuş bir tekne var. Demek ki yine yapılabiliyor ama tabii o motor yat. Büyük ihtimalle zincir çok. Yelkenler için pek uygun olmayabilir. Evet, ben niyetimizi gayet açık ve net belli ettiğimizi düşünüyorum. Şu an böyle bayağı yaklaşarak oraya doğru. İlgilenen biri varsa çıkar diye umut ediyorum. Bu arada çok tatlı burası. Yani cidden. İyi ki Simi Downtown'da kalmamıştı. Zaten şurası arkası hemen görünüyor. Onun için burası daha mantıklı bence. Şu turuncu tuşörtlüdayım acaba. Burayla ilgilenen. Ha, Burak'lar orada. Nereye gösterdi? Nereye geliyoruz? Buraya mı? Tamam. Evet. Şuraya girecekmişiz. Bu arada şöyle çok tatlı bir sahil de var burada. Bu arada çok güzel, çok iyilerdi. Sağ olsunlar, yardım ettiler. Çok güzel bir şekilde teknemizi bağladık. Teşekkür ediyoruz. Abinin adı neydi? Hatırlıyor muyuz? Palamar abinin adı. Sarkis miydi falan? Çok iyi bir abiydi ama cidden sağ olsun, çok yardımcı oldu bize. Bizden şey istediler tabii buraya gelince bu arada, evraklarınızı alalım dediler. Herhalde hani belki yurt dışına kaçak mı giriyoruz falan gibi hani düşünme için falan. Dedim ki şey, bizim evraklarımız öbür tarafta kaldı, biz almayı unuttuk bu arada. Neyse, şimdi şey dedim, pasaportları falan istiyor musunuz? Yok dediler, pasaportu değil, sadece teknenin evraklarını falan istiyor. Onlar tabii işte şeyde, Kostas'ta kaldı yan tarafta. Şimdi onları alıp geliriz ama burası da çok tatlı bir yer dediğim gibi. Peri bu arada buranın kanalı 71'miş galiba, bana öyle dediler. Yani daha anons falan yapmadık, biz direkt geldik girdik ama güzel bir yer. Çok temiz, tuvalet, duş falan da var. Yani elektrik, su da alabiliyorsunuz. Ve çok tatlı bir yer. Evet, şimdi geldik. Demin sordum, şurası Marina Ofis, şu arkamdaki yer. Dedim ki buraya geldiğimiz zaman hani oldu ki Yunanistan'a yeniden gelmek istiyoruz. Hani check-in'imizi direkt buradan yapabiliyoruz. Baksanıza cennet gibi burası cidden. Dediler ki yapabiliyorsunuz yani, hani buraya geldiğiniz zaman buraya yanaşıyorsunuz. Buradan ajentanız işte Simi'ye götürüyor dedi. Bence çok güzel, cennet gibi bir yer. Hiç Simi'ye gitmenize gerek yok. Kesinlikle bir daha hani ben gideceğimi düşünmüyorum Simi'ye. Yani buradan binin. Zaten şurada dediğim gibi arkada görünüyor. Hemen buradan 2 euroya otobüsle, minibüsle neyse ya da taksiyle gidebiliyormuşsunuz. Çok yakın, yürüyebilirsiniz oraya. Onun için kesinlikle Can Kaptan'ın size nacizane tavsiyesi, kesinlikle buraya gelin ve bakalım hani duşları. Bu arada Wi-Fi var, duş var. Telsizden anons yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir şey. Ortam. Burası aynen tuvalet. Tuvaletler de gayet güzel, temiz. Sıcak su da varmış, duş da yapabiliyorsunuz. Wi-Fi de kullanabiliyorsunuz. Yani hiç bence Simi ile Pedi'yi karşılaştırmaya gerek yok. Her türlü Pedi'ye geliyoruz artık. Denize girelim bakalım. Denizi de nasıl? Ben buranın denizinin güzel olduğunu düşünüyorum. Ve çok tatlı, minicik bir köy zaten burası. Evet, şimdi ne yaptık? Geldik. Simi'deyiz. Çekiplerimizi falan filan her şeyi yaptık. Dün zaten limanda kalmıştık biliyorsunuz. Buraya geldik şimdi Pedi Beach'e. Pedi Beach çok güzel bir yer bu arada. Şimdi ben fiyatları demin ödedik. Onun açıklamasını yapayım. Ne kadar tuttuğunu. Haskap teknesi olarak. Şimdi biz 4 kişiydik Haskap teknesinde. Fiyatlar ne kadarmış? Gelin görelim. Evet, şimdi fiyatları söyleyeyim ben size. Ne kadar ödedik? 111 euro Tapahi Tax ödedik. 45 euro Transit Lock için ödedik. 15 euro Coast Guard'ın işte sizin ülkeye girişiniz için aldığı para. Ayrıyeten 5 euro da alacaklar, yani onu da katıyorum. 5 euro da ülkeden çıkış parası vereceğiz. 70 euro da biz ajentaya para vermiş bulunduk Costas'a. Bununla beraber 4 kişi toplamda nereye geldi? 240 euroya geldi. 240 euroyu da biz bunu 4'e bölersek 20 falan herhalde euro. Değişiyor zaten günlük ama yani şu anki herhalde fiyat endeksine baktığımız zaman, evet hemen Deniz Bey şu an bakıyor. Ama dediğim gibi kesinlikle buraya geldiğiniz zaman Simi limana gitmenize gerek yok. Geliyorsunuz burada Paddy Beach'teki Paddy Marina'ya bağlanıyorsunuz. Ondan sonra evraklarınızla beraber, size de gerekli olan evraklar zaten söyleyeyim. Ruhsatınız, sigortanız,
işte Türk Transit logonuzu falan filan alıp şöyle dosyanızla beraber, pasaportlarınızla ve teknedeki herkes, yani biz mesela 4 kişiyiz, 4 kişinin de orada olmasını istiyorlar. Yüzünüzü görmek istiyorlar, yani pasaporttaki kişiyle aynı mı diye. Ne kadar ediyor abi? 240 euromuz. Hep beraber gidiyorsunuz ve ben buradaki abiyle konuştum. Dedi ki sizin Simi'ye gitmenize gerek yok o şeyin saat kulesinin altına. Dedi direkt dedi siz buradan dedi pasaportunuz ve evraklarınızla beraber orada port polise gidebiliyorsunuz işlemlerinizi yapmak için. Dedi biraz uzar tabii dedi ajantayla yapmanız zaman 1,5 saat falan sürebilir dedi o iş dedi 1 saat 1,5. Ama dedi kendiniz yapabilirsiniz. Bir dahaki sefer öyle deneyeceğiz bu arada. 240 euro'da 4416 lira etmiş. Biz Türkiye'de ne kadar vermiştik biz bu işlem için? 1500 euro da oraya verdik. 1500 euro değil. Pardon, 1500 TL verdik. 1500 TL'yi de koyduğumuz zaman ne diyor Deniz Beyciğim? 5916, bir 1500 daha vereceğiz dönüşte. Peri'ye geldiğiniz zaman iki tane burada da tatlı bir restoran var. Bir tanesi şurası, bir tanesi daha arka tarafta. Orası biraz daha pahalı ama şurası daha uygun, daha salaş bir yer. Ama saat işte, şimdi saat 4 gibi. Dediler ki biz mutfağımızı kapatıyoruz. Herhalde akşam için hazırlık yapıyorlar. Çünkü bir şeyler sipariş ettik ilk başta oturduğumuzda. Sonra yeniden sipariş ettik. O siparişleri dediler ki ya biz mutfağı kapattık. Yani tabii kapatmadan önce bir söyleselerdi mutfağı kapattıklarını tatlı olabilirdi. Ama olsun. Yani çok güzel bir yer yine. Deniz konusunda o kadar bence Pedi başarılı değil açıkçası. Yan tarafta Kerem abi söyledi. Daha güzel bir koy varmış. Orayı da denemek mantıklı olabilir. Sahilden girebiliyorsunuz gayet normal bir şekilde. Ama yani çok yani bir özelliği olduğunu söyleyemem açıkçası. Ama tabii Simi'ye göre daha tatlı bir yer. Ve Simi'de tabii denize de girmek... Liman içine istemezdim açıkçası. Burası daha bakir bir yer olduğu için burada bence denize girmek daha mantıklı olabilir. Ama yarın gidip öbür tarafı denemek mantıklı olabilir yine. Everybody I know, everybody know me here. Oh, nice. So how many taxis in Simi? Six. Six? Oh, okay. So we're in one of six. The first taxi here, yeah. My father, 1982. 1982, first taxi. My mother, the yeah. First driver woman, yeah, and taxi driver too, 1983. Wow, that's nice. And I am the first younger taxi driver, 21 years old. Today I take here the taxi. This is new. New taxi? Oh, brand new. How many? Oh, really? I show you. It's 360 kilometers. 360. Wow, brand new. Mashallah, it's a brand new taxi. I show you my old taxi. Yeah. 22 years old. Yeah. 1,100,000 kilometers. In Simi. In Simi. No way. And what's the best place to eat in Simi? Probably you know if the best. You like, yes. You eat very good home cooking food. Yeah. Remember the name. Up here one lady. Yeah. Taverna Zoe. What's the name? Taverna Zoe. Zoe. Taverna Zoe. Okay. Taverna Zoe. Behind us, this is my old taxi. This one? Yeah, this. Evet, şimdi geldik restorana. Çok güzel bir manzara var. Tepeden görüyor Simi'yi. Bence muazzam bir manzara. Aşağıda oturmak yerine şuradan Simi'yi izlemek bence daha güzel. Şöyle göstereyim manzarayı. Evet, mekanın adı görüyorsunuz şurada. Herota Meni. Çok güzel bir yer. Aşağıdan bütün tekneleri izleyebilirsiniz. Bu arada teknenizi alargada bile bıraksanız aşağıdan görürsünüz. Hadi girelim içeriye bakalım nasılmış içerisi. Daha önceden iki taksi geldiler. Bu arada aynı taksici abi 3 sefer yaptı bize sağ olsun. Meşhurmuş Konstantin. Evet geldik şimdi. Çok yanlış bir şey. Oo. Selamlar.
Simi'ye geldiğin zaman kesinlikle Mike'ı bulmanız lazım. Mike yani buranın kralı. Net, açık ve net. Çok yardımcı oldu bize Mike, sağ olsun. Şimdi bize anlatıyor. Buradan biz Simi'ye gideceğiz, aşağıya ineceğiz. Nasıl? Bu arada ben demin espri yaptım, hani şey kiwi falan dedim. Kiwi tabii New Zealand'lı oluyor ama aslında o Avustralya. Avustralya, Avustralya, go Avustralya, go go kangaroos. Yani Mike is the best. You guys have to find Mike here when you come. Yeah. Thank you very much, Mike. You're welcome. Thank you. See you. Bir şey diyeceğim, buranın yemekleri efsaneydi. Bence kesinlikle gelmeniz lazım. Ve Mike'ı bulmanız lazım. Mike 10 numara adam. Yani cidden ben Yunanistan'a kaç kere geldim, gittim, geldim. Hayatımda en eğlendiğim, en sevdiğim restoran burasıydı. Restoran alanını yeniden göstermek istiyorum. Bilmiyorum çıkacakmışım gece. Çıkmayacak tabii ki. Yo, çıkıyor gibi. Burası kesinlikle gelmeniz lazım. 10 numara 5 yıldız mekan. Ne diyorsunuz Hakan hocam? Her şey gayet lezzetliydi. Bence yemekler 10 numaraydı. Yani bak 2 gündür falan herhalde yemek yiyoruz burada. Bence burası muazzam bir mekandı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama ya yani patatesi, matatesi, osu busu, yani ahtapotu falan muazzamdı. Neyse şimdi biz yürüyelim. Yürüye aşağıya ineceğiz. Bir 15 dakika falan sürecek herhalde Simi'ye gitmemiz. Yürüyüşün sonunda göreceğiz bakalım nasıl bir yere gideceğiz. Tatlı ve dondurma mı yiyoruz Can? Hakan kaptan abi, Hakan kaptan bir dağıtlı ısmarlayacak. Tatlı yiyeceğiz, tatlı.